25 senedir bu mahallede oturuyorum. 14 senelik esnafım. Çalışmalarımız zaman zaman sıkıntılı süreçlerde olmasına rağmen son pandemiyle birlikte çok daha yoğun bir kriz dönemi içerisine girmiş bulunuyoruz. Ve bu süreçte de hem küçük esnaflar açısından hem bütün toplum açısından ciddi bir sosyal ekonomik kriz yaşandığını kendimiz hissediyoruz ve yaşıyoruz aynı zamanda yani. Esnaf olmadan önce işçilik yapıyordum, fabrikalarda çalışıyordum. Sendikal hareket içerisinde falan bulundum. Sendikal mücadele içerisinde yer aldım. O günlerde yani Türkiye'nin genelinde tarih boyunca sıkıntılar yaşandı. Ama bu dönemin özelliği çok daha farklı. Yani ekonomik krizin yanında insanlarımız yoğun bir sosyal bunalım yaşamakta. Ve biz bu bunalımdan çıkmak için de çok fazla bir şey yapamıyoruz açıkçası. Yani elimizden gelmiyor diyelim. Toplumsal örgütlenme süreçlerine baktığımız zaman da esnaf en kötü dönemini yaşıyor. Tabii genel anlamda da baktığımızda insanlarımızın sorunları kat kat artarak gidiyor. Çok daha antidemokratik bir süreci yaşıyoruz açıkçası yani. Emekli olduktan sonra esnaflık yapmak zorunda kaldık. Hem ailemizin geçimini, çocuklarımızın eğitimini tamamlamaları için ve aynı zamanda da kendi geçimimizi sürdürebilmek açısından ek bir iş yapmak zorundaydık. Ve mahallemizde devredilen bir yer vardı ve biz bu devir edilen şu anki işletmemizi satın aldık. Bu süreçte esnaf sorunlarıyla ilgili de haşır neşir olmaya başladık. Kendi sorunlarımızın başka insanlarda da, başka esnaflarda da aynı sorunların yaşandığını gördüğümden dolayı en azından bu süreçte esnafın daha ses getirebileceği demokratik bir kurum, yasal bir zeminde örgütlenmesi gerekliliği inancına vardım ve çevremdeki esnaflarla birlikte oturup bu konuları tartıştık. Emlakçıdan, pastacıya, işte marketten, tekel bayine ve diğer birçok esnafın örgütlenmesini yan yana gelmeyi gerçekleştirdik. Bunun yanında tekstil atölyeleri sahiplerinin de olduğu bir kesimle birlikte yola çıktık. Ve doğru bir zeminde, doğru bir bakış açısıyla ülkedeki hem ekonomik sosyal sorunların çok daha derinleştiğini görerek biz de demokratik zeminde nasıl bir adım atabiliriz? Sorunlarımızı hangi ölçülerde çözüme taşıyabiliriz? En azından iktidarlara sesimizi nasıl duyurabiliriz diye böyle bir yaklaşım içerisinde hareket ettik ve bugüne geldik. Derneğimiz 2011 senesinde kuruldu. Tam 10 yıl oluyor. Birleşik Esnaflar Derneği olarak kurduk. O günden bu yana özellikle akaryakıt zamları, ağır vergi sorunları ve esnafın karşılaşmış olduğu baskılar, yani bu sadece iktidar açısından değil, yani diğer tekellerin baskısı altında da, büyük sermaye güçlerinin, üretici firmaların baskısı altında da kalarak buna nasıl bir çözüm getirebiliriz diye çaba sarf ettik ve bu bağlamda kimi firmalarla görüşmeler yaptık. Esnafa ekonomik ürün sağlanması noktasında belli adımlar atabildik, belli adımlar atamadık. Tabii ki bu büyük örgütlenmeleri gerektiren bir konu. Bugün itibarıyla en acil sorunlarımızdan bir tanesi öncelikle kapalı olan küçük esnafların, lokantaların, barların, kahvehanelerin, düğün salonlarının, kafelerin, çiçekçiler var. Zaman zaman kapanıyor. Ayrıca 2013 yılında çıkartılan bir yasa nedeniyle tekel bayilerine getirilen satış kısıtlaması 22.06 yasağı dolayısıyla ağır maddi idari para cezalarına çarptırılan esnaflarımız var. Bu dönemde de pandemi nedeniyle sokaklara çıkan, işte işine gücüne gitmek isteyen birçok insanlarımız da yine idari para cezasıyla cezalandırıldılar. Tabii yokluğun getirdiği
ekonomik krizin getirdiği çaresizlik nedeniyle insanlarımız da nasıl hareket edeceğini bilemediği için farklı tutumlar sergileyebiliyorlar. Yani o açıdan bizim için acil olan kapalı esnafların hemen açılması, acilen açılması. Yaklaşık bu bir seneye yaklaşıyor. Bu süreç içerisinde büyük mağduriyetler var, intihar edenler var, iflas etmiş yüz binlerce esnaf var. Fakat bu iflasın nedenini resmileştirecek güçte bile değiller. Yani fiili olarak kapatılmış ancak henüz resmiyete taşıyacak ne ekonomik ne moral yönden bir şeyi yok. Çaba gösterecek pozisyonlarda bulunamıyorlar esnaf arkadaşlarımız. O yüzden de bu sorunun derhal çözülmesi için hükümetin, iktidarın acilen gerekli tedbirleri alarak, kaldı ki otobüslerde iç içe seyahat ediyoruz, metrobüslerde iç içe seyahat ediyoruz. Ondan sonra kimi parti kongrelerinde yoğun toplanmalar var. Buna bağlı olarak sokaklar olabildiğince hareketli olmasına rağmen küçük esnafların dükkanlarının kapatılması pandemi dolayısıyla ve pandeminin yayılmasına neden olduğu düşüncesini taşıyarak tek sorumlusunun bu esnafların olduğu imajını yaratmak gerçekten adaletsizlik ve haksızlık olmaktadır. Yani biz bu süreçleri artık aşmak zorundayız ve burada antiparantez bir şey daha ilave etmek istiyorum bu şeye, cevaba. Bilim kurulu dediğimiz bir kurul var. Pandemiden sonra oluşturulan bir kurul var. Ne yazık ki bu kurul bu toplumsal iç içelikleri görmeden sadece esnafların dükkanlarının kapatılmasına dönük çabalar göstermeleri ve ancak bu şekliyle pandeminin kısıtlanabileceğini, yayılmasının önlenebileceğini düşünüyorlar ama bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Bilim kurulu üyeleri mutlaka bu konularda çok daha geniş bilgilere sahipler. Fakat toplumda ayrıştırmak, yani özellikle esnafın bir kısmını açıp bir kısmını kapatma noktasındaki bakış açılarını doğru bulmuyoruz. Bu konu üzerinde bilim kurulunun da düşünmesini istiyoruz. Mağduriyetlerin giderilmesi noktasında bilim kurulunun önermelerini iktidara iletmelerini ve iktidarla birlikte bu sorunun çözümü konusunda çaba sarf etmelerini istiyoruz. Pandemi süreci bize şunu öğretti. Yani özellikle küçük esnaf dediğimiz kesime, yani bu küçük esnaf olarak da şöyle tanımlayabiliriz. Cadde ve sokak boylarında ve meydanlarda, iş merkezlerinde bina altı 15-20 metrekare, 50-100-150 metrekarelik alanlarda ticari faaliyet gösteren küçük işletmeler olarak tanımlayabiliriz. Bu esnaf grubu arkadaşlarımız bu süreçte önceden olduğu gibi, yani arkasında çok büyük bir iktidarın ya da devlet gücünün olmadığını gördük. Çifte standartların oluşturulduğu, ayrıştırıldığı bir süreç yaşadık. Ve burada da özellikle dernek üyeleri ve onun dışında üye olmamış ama esnaf olarak gidip ziyaret ettiğimiz arkadaşlarımız çaresiz durumda bir çıkış yolu aradı fakat bu çıkış yolunu bulamadı. Örnek vermek gerekirse daha önceleri pandemi başladığında şu söylenmişti. Esnafa gereken destek verilecek dendi. Ve açıklanan destek sadece 25 bin liralık bir kredi tanımlanması oldu. Yine faiziyle 6 ay sonra geri ödeme süreçleri başlayacaktı. Zaten şu günlerde de bunların geri ödeme şeyi başladı. Paraların geriye ödenmesi başlandı. Ondan sonraki ikinci destek, esnafa destek paketi 100 milyarlıktı sanıyorum. Yine burada da gördüğümüz şu oldu ki büyük işletmelere, müteahhitlere verilen paralar esnafa veriliyormuş gibi gösterildi. Kira desteği 70-750 liradan başlayıp 1000 lira gibi hibe
ve burada da gene basit usulde esnaf ayrımına gidildi. Halbuki esnafın çok büyük bir kesimi yeniden dükkanlarını açacak durumda değillerdi yani. Son Anadolu Ajansı'nın bir haberini dinledik. Japonya'da esnafın halini sormuşlar. Ne yazık ki Japon esnafı ya işte sıkıntılarını ifade etmiş. Ama Japonya'da bugün öğrendiğim kadarıyla basından 1 trilyon 260 bin lira gibi esnafa 260 bin dolar destek sunmuş Japon hükümeti. Yine Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinde esnafın %90 sorunlarını çözmüşler. Fakat bizim ülkemizde ne yazık ki %5, %10'lara tekabül etmeyen bir destek söz konusu. Bu desteğin de sadece çok daha az bir esnaf kesimine sunulan bir hizmet olmaktadır. Tabii bütün bu çelişkiler bize şunu gösteriyor. Lafta biz birçok ülkeye destekte bulunduk. Fakat kendi ülkemizdeki esnafa, işçiye, emekçiye yeterli ölçüde devlet desteği sunulmadı, verilmedi. Biz yıllardan bu yana 50 yıldan bu yana ben ülkemdeki devlete vergi ödüyorum. Ama bu vergi bugün bana dönmesi gerekirken en azından çok küçük bir kısmı bana dönmesi gerekirken hiç geriye dönmedi. Yani bize dönük hiçbir adım atılamadı. Yani bu tabii ki insanlarda, yani esnaf olsun ve diğer kesimler olsun, insanlarda acaba sorusunu biz bu toplum içerisinde kaynaşmış bir kitle miyiz? Yoksa ikinci sınıf bir yurttaş mıyız, vatandaş mıyız noktasında bir düşünceye itmektedir. Dükkanları kapatılan esnafların dükkanlarının acilen açılmasını istiyoruz. Bir. İkincisi, desteğin arttırılmasından yanayız. Üçüncüsü, vergilerin pandemi boyunca tahakkuk eden vergilerin tamamının silinmesinden yanayız. Silinmesini istiyoruz. Ve bu bağlamda bütün bu sorunları dile getirecek olduğumuz 25 Şubat 2021 günü saat 1 gibi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bütün bu sorunlarımızı dile getireceğimiz bir basın açıklaması düzenlemek istiyoruz. Bununla ilgili gerekli yasal önlemleri ve çalışmaları da sürdürüyoruz. Talebimiz bu doğrultudadır ve esnaf çaresizlikten kurtarılması için kendi gücüne, kendi birliğine sahip olması lazım. Bir önemli nokta da şudur. Bu süreçte hiçbir esnaf odası esnafın yanında durmamıştır. Bizden zorla aidat alan esnaf odaları, TESK, Konfederasyon ve diğer yapılar esnafı yüzüstü bırakmışlardır. Bu konuyu da esnaflar değerlendirmelidir. Ve bizim yanımızda olmayan esnaf örgütlerinin, odalarının mutlaka hesabı sorulmalıdır.